hükümeti Doğu Türkistan'daki milyonlarca Uygur Türk'ünü kamplarda esir tutuyor. O kamplarda birebir o zulmü yaşayan Gülbahar Celilova kamplarda yaşananları Bengütürk TV'ye anlattı. Bakın o kamplarda neler yaşanıyor. Doğu Türkistan'da Çin zulmü devam ediyor. Milyonlarca Uygur Türk'ü Çin'in eğitim yerleri diye nitelendirilen toplama kamplarında esir tutuluyor. O kamplarda Çin'in işkencelerine maruz kalanlardan biri de Kazakistan vatandaşı Gülbahar Celilova. Ticaret amacıyla gittiği Çin'de tutuklanarak 16 ay kampta esir tutuldu. Çok sayıda işkence gördü. Celilova yaşadıklarını şu sözlerle anlattı. Çin, Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine o kamplarda neler yapıyor? Ben Gülbahar Celilova. 4 Nisan 1964'te Kazakistan'da doğdum. Benim annem de babam da Kazakistan'da doğmuştu. Ben Kazakistan'la Çin arasında 20 yıl ticaret yapan sıradan bir Kazakistan vatandaşıyım. Doğu Türkistan'a son gittiğimde 22 Mayıs 2017'de 3 Çinli polis beni otelden götürdü. Beni tutukladıktan sonra sorguya çektiler. Türkiye'ye hiç gittin mi? Namaz kılıyor musun? Çocukların nerede doğdu? Çocukların namaz kılıyor mu? Gibi soruları sordu. Gece su bile vermeden sorguya çektikten sonra beni 3. hapishaneye götürdüler. Bu hapishanede 1 yıl 3 ay 10 gün yattım. Hapishaneye girdiğim ilk gün beni çıplak soydu ve tüm bedenimi kontrol ettiler. Daha sonra sarı kıyafet giydirdikten sonra her tarafımdan fotoğrafımı çektiler. Röntgen çekerek kan tahlili alarak benim hamile olup olmadığımı kontrol ettiler. Daha sonra hamile olan kadınların zorla kürtaj yaptıktan sonra hapishaneye atıldıklarını öğrendim. Beni 704 numaralı koğuşa hapsettiler. Ben girdiğimde koğuştaki bayanların hepsinin elinde kelepçe, ayağında zincir vardı. Ertesi gün benim de koluma kelepçe, ayağıma 5 kilo ağırlığındaki zinciri taktılar. Yaklaşık 16 ay böyle kaldım hapishanede. Haftada bir bizi çırılçıplak beton yere oturturlardı. Ne olduğu belli olmayan ilaç veriyorlardı. Her 10 günde bir iğne yaparlardı. Bunlarla bir şeyleri hissetmiyorduk ve her şeyi unutmaya başlamıştık. Çok sağlıksız şartlarda kaldığımız ve banyo yapma imkanı olmadığı için bedenimiz ve saçımız bitlendi. Bitlenen bayanların saçlarını kazdılar. 10 günde tüm vücudum yara aldı. Bir ayda yaklaşık 20 kilo zayıfladım. Hapishanedeki bayanları sorguya götürürken başına siyah poşet giydirerek götürürlerdi. Bazen 24 saat, bazen de 48 saat aralıksız işkence yaparlardı. Sorgudan gelenlerin tırnakları çekilmiş, vücudu dayak darbesinden mosmor olmuş, kamçı izleri, elektrik veren izler, yüzü başı kanla dönerlerdi. Benimle aynı koğuşta kalanlar arasında doğumu yeni yapanlar da vardı. Göğsünden süt akıyordu, ben bunları gördüm. 10 günde ben de bu gördüklerime dayanamayıp hastanelik oldum. Hapiste 16 ay yattım. Tutuklandığım zaman beni terörle suçlamışlardı. Bıraktıklarında suçsuz olduğumu söylediler ve normal ticaretimi yapabileceğimi söylediler. Beni bırakmadan 6 gün önce iyi yemekler verdiler, saçlarımı boyattılar. Ben 3 Eylül 2018'de Kazakistan'a döndüm. Kazakistan'a döndükten sonra 20 gün içinde Çin polisleri beni 4 kere aradılar ve oradaki zulmü anlatmamamı, anlatmaya devam edersem beni öldüreceklerini söyleyip tehdit ettiler. Ama ben hapishanede şahit olduklarıma sessiz kalamazdım. Çünkü hapishaneden çıkarken oradaki kardeşlerim bana bu zulmü tüm dünyaya anlatmamı rica etmişti. Ben Türkiye'ye geldikten sonra bu zulmü tüm dünyaya anlatabildiğim kadar anlatmaya çalışıyorum. Anlattıklarımın hepsi gerçek hikayelerdir. Hiçbir abartı ya da yalan yoktur. Söylediklerim gerçek değilse ben Çin hapishanesinde diğer Uygur bayanlarla beraber 24 saat kamerayla nezarette kaldım. Çinliler videosunu gösterebilir. Videon evet sun bu ya zulüm ondak bu mu da bu gülbahar mandak tut edep köy evet sun. Men işe kaçmadım men mana men üzüm yapmazdın hemen arasında vatme. Çok teşekkürler. Teşekkür.